Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarık Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli dostlar, ekranımızı bozun. Tutkullar mecburi emgekke silinivatkan fabrikalar hakkında ahbarat yığını ötküzüldü. 22 Ağustos günü Amerika'daki Cüngö Puhralar Küçeğin Damlı Kıhtay Öktüçü Teşkilatı Şarkı Türkistan'daki fabrikalar hakkında dükülat elan kılıp, Kıhtay'nın yığılış lagerlerdeki Uygurlarını bu rayondaki tokumçılık fabrikalarda mecburi emgekke silivatkanlıkını ilgiri sürdü. Dükülatta kayıt kılınışça, Kıhtay Uygurlarını bastırış istiratiyesinin bir kısmı süptü de, Kıhtay'daki asaslık tokumçılık ve kim keçek karhallarını Şarkı Türkistan'a yütkep çıkan. Dokulatta deyilişçe, lagerlardaki 1 milyondan artık Uyghurlarının bir kısmı bu tokumçılık fabrikalarda haksız ya ki erzan emgek küçü süpüde mecbur işgal silinmaktıken. Cüngö Puhralar Küçü Teşkilatı peyşembe dokulat elan kılış münasebeti bilen Washington'da ahbarat elan kılış yığını ötküzgen. Ahbarat yığında Puhralar Küçü Teşkilatı'nın muavin reisi Halyen Chiao, Uyghur Kişili Hukuk Kuruluşu Teşkilatı'nın taşkışla direktörü Louisa Girif söz kılgan. Şundakla yığında yeni Amerika'daki bir Uyghur güvahçı şahit süpüte de güvah bergen. Yılgancılıkka tolgan Gezmal Şincan'daki mecburi emgek, yer şarının pahtıçılık, tokumçılık ve kiyim-kecek teminat zincirini zehirlemekte. Serlevhili dokulatta Şarkı Türkistan'ın mecburi emgek arkalı Kıhtay'ın en çok pahtı işlep çıkırış meydanına aylanalıkı. Onun Kıhtay'daki pahtı işlep çıkırış miktarının 84%'ini teşkil kıldıgalıkı tekitlengen. Ahbarat yığında Puhralar Küçü Teşkilatı'nın muavin reisi Halyen Chiao, Uyghur rayonunda pahtı yalgancılık, köz işi, kan ter ve issiq kan bilen yuğuruldu. Şuna Şarkı Türkistan'dan pahtı tokumçılık mesulatlarını import kılışını toxtatışının vakti geldi degen. Dokulatta kayıt kılınışça, Kıhtay zavutlarının ismini özgertiş, tamak şirketlerini köpeytiş, Katarlık vasiteler arkalık Şarkı Türkistan'daki yüz beri atkan mecburi emgekke siliş kılmışını yuşurgan. Kıhtay Şarkı Türkistan'da şekilvazlık ve bürokratlıkka karıştırış hareketi kozgıdı. 22 Ağustos Kıhtay Jongshin Toru bergen haberden melum oluşça, Kıhtay Şarkı Türkistan'da bu yılın başında kozulgan işki yüzümcülük ve karı güruhlar ve rezil küşlerge karıştırış hareketlerden kiyin, şekilvazlık ve bürokratlıkka karıştırış hareketi kozulgan. Haberde Kıhtay'nın Korçak Örgünü Uyghur Abdunum Rayonluk Partikum, şekilvazlıkını halkılaştan 20 yıl çağrısı namlık hücce tarqatkan bulup, Növette muşu ücret icra kılınışı başlangalıqı. Kıhtay taratkularının bu haktaki haberlerde bu ücretini icra kılışta yezi kentlilerdeki hizmet etiratlarının avantgard yol oynatkalıqı. Onlarının tıxımı köp zihnini bu meselini hel kılışka karatkalıqı bildirilgen. Məlum buluşça Kıhtay 2 yıl içi de Şarkı Türkistan'da 3. kıtımlıq basturuş hareketi ilip bargan. Kıhtay 2017 yılı Şarkı Türkistan'da kozgılgan 2 yüzümçilerge karıştırış hareketi de hükümet, partiye, İctimai ve kesbi sahalardaki nurgun Uyghur kadırlar, ziyaliler ve dini zatlar işki yüzümçilik bilen ayıplenip kamah cazalarına hüküm kılıngan, yaki lagerlarına kamalgan. Kıhtay yine karı güruhlar ve rezil küşlerini tazılaş hareketi ilip bargan bulup, küzet küşlerinin yetişçe, bu hareketimi nurgun kadır, ticaretçi, dini zat ve cemiyet serhilleri cazalarına işe uçurgan. Kıhtay taratkularının ilgir sürüşçe, bu nöbetlik şekilvazlık ve bürokratlıkka karıştırış hareketi bolsa, Kompartiyanın Şarkı Türkistan'ı başkuruş hakkıdaki baş nişanını, emelileştirişte ünümdarlığına kulaşmay, şekilvazlıklarını kukulaşıdığan kılmışlarına tüketişke karıtılgallıkı bildirilmekte. Prezident Trump, Kıhtay'nın 75 milyar dolarlık Amerika mesulatıga baş kuygallıkıga kattık inkes kaytırdı. Prezident Trump, 23 Ağustos günü Twitter'da bayanat elan kılıp, Kıhtay'nın 75 milyar dolarlık Amerika mesulatıga baş koyganlıkka kattık inkas kaytırdı. Prezident Trump bayanatıda Amerika'nın nurgun yıllar mabeynide Kıhtay'a nurgun pulunu tatkısı koyganlıkka. Kıhtay'nın Amerika akli mülükünü uğurlap özlerine nurgun ziyanga uçuratkanlıkını bildirgen. Kıhtay 23 Ağustos günü Abdumobil ve Abdumobil zapçaslarını öz içi alıgan 5078 kıl Amerika mesulatıga baş koyganlıkını elan kılgan. Küzet küşüler Kıhtay'nın bu kararını Prezident Trump'nın 15 Ağustos günü elan kılgan 300 milyar dolarlık Kıhtay import mesulatıga tamojni bije kuyuş kararıga karşı elingan 3 iliş tedbiri deb karılmakta. Lekin Prezident Trump'nın bayanatıda Amerika'nın Kıhtay'a ihtiyacı yokluğunu, Amerika'nın ahvali Kıhtay'sız tıxımı yakşı bulduğalıkını bildirdi. O mundaq dedi.
Дәүләтебез нургын еллар мабәйнедә Хытайга триллионлаган долларны әхмәкләрчә тарткызып куйды. Улар һәр елы безнең миллиардлаган доллар әкли мөлкебезне огылды ва огылышны дәвамлаштырмакчы булып атыды. Безнең Хытайга ихтиҗыбыз юк. Безнең әхвалебез Хытайсыз тихимы яхшы булыды. Уның ашкарлыгыча у Америка şirketләргә Хытайдан башка дәүләтләргә йөткилеш хакында юл юрык бергән. У яна буның Америка өчен зур фурсат икәнлекене әскәртеп, Американың федерация тез юлламысы Amazon, UPS ва почтахана катарлык почта алака орынларга Хытайдан яки башка һәр кандай җайдан фентанил силешне чеклеш хакында юл юрык бергәнлеге. Фентанилның һәр елы 100 000 американлыкның җиңга замин булып аткалыгы. Шинҗипен фентанилны чеклейдиганлыгын билдергән булсымы? Lekin çeklenmeyenlikini bildirgen. Aerodromda namayiş kılıç çekilmesinin vakti uzartıldı. 23 Ağustos Hong Kong Radyo Televizyon İdarisi Haber Kanalı RTHK, Hong Kong Ali Sot Mehkemesinin aerodromunda Avrupa seferlerine tesir etkizdiğen, ya ki uçuşka tuzkulluk payda kıldığın faaliyetlerine çekileşke alakadar hükümünün müddetini ikinci hüküm kelgenge kadar uzart kalıqını elan kılgan. Xabarda Hong Kong Ali Sot Mahkemesi çıkarğan bu hükümden xalq arasında aerodromda hükümetke karşı namayışlar ötküzüşke buludu degen sözler tarqılışqa başlagandan keyin çıkarılganlıqı. Bunun aerodromlarının xalqaradaki inaveti ve şirketlerinin menfaati noktasından muhim bolganlıqı ta'kidlangan. Hong Kong'da toxtamay davomlashayotgan namayışlar 13 avgust günü aerodromgacha kengaygan edi. Namayışçılar bilen saqchılar o'tirsida yuz bergan to'qinish sababidan yuzlarcha aeroplan safari amaldan qaldirilgan bo'lib, buningga qarata Oliy sud mahkamasi shu haftasi aerodromda ruxsatsiz namoyish qilishni cheklagan va aerodromning belgilangan joylarida namoyish qilishga ruxsat qilgan edi. Serikjan Belash o'g'li Qozog'iston hukumatini ayibladi. Asiya xabarlari to'rining tunugunki xabarida bildirilishicha, kishilik huquq faoliyatchisi Serikjan Belash o'g'li Qozog'iston hukumatining Xitoyga yaxshiroq bo'lganligini ayblagan. Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlari haqida isbot to'plab, Xitoyning jinoyatini fosh qilib kelgan bo'lib, Xitoyning qo'l tiqishi bilan milliy o'chmanlik qo'zg'ash jinoyati bilan ayblangan. Bundan necha kun burun sud ichilgandan keyin Serikjanning 7 yilgacha tashkilotchilik bilan shug'ullanishi cheklangan. Sud jarayonida Serikjan Belash o'g'lidan jinoyatni bo'yniga olish talab qilingan bo'lib, u oilasidagilarni o'ylab, amalsiz jinoyatini itirof qilish kelishimiga imzo qo'yganligini bildirgan. Serikjan Belash o'g'li bu vaqtda to'xtalib, Qozog'iston hukumatining Xitoyni xotirjam qilish uchun bu kelishim nomini chiqarganligini tanqid qilgan. U yana munolarni bildirgan. Agar Qozog'iston hukumatı meni qo'yvasa, ular yana Xitoyga xizmat qilishga majbur bo'ladi. Agar qo'yvatmasa, g'arib dunyosining bismiga uchraydi. Ma'lum bo'lishicha, Serikjan Belash o'g'li qo'yib berilishdan ilgari Xitoyning Sharqiy Turkistondagi yo'lsizliklari haqida so'zmaslik, faoliyat qilmaslik ahdinomasiga imzo qo'ygan. Mazkur imzoning badaliga erkinlik erishgan. Nuzugum jamiyati kepil bo'lgan bolalarni sayohatga tashkilladi. 22 avgust Sharqiy Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati o'zi kepil bo'lgan yetim bolalarni Zaytunburno dengiz sohilida faoliyatga tashkilladi. Faoliyatga Nuzugumning qurg'uvchi a'zolari, mas'ullari, Istanbulning Başak shahar, Zaytunburno, Safaköy, Silimpasha qatorliq rayonlardagi Nuzugum jamiyatining yordamini qabul qilayotgan bolalar va onalar hamda ularning oila a'zolari bo'lib 200ga yaqin kishi qatnashdi. Faoliyatda bolalar har xil tomoq va tatliq turumlar bilan mehmon qilindi. Ularga Uyg'ur madaniyati va uning ahamiyati, Uyg'ur madaniyatiga varislik qilishdagi muhim vazifasi tushuntirildi. Onalarga bo'lsa, bolalarining axloq tarbiyasiga ahamiyat berish haqida takliflar berildi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atik xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shunday qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.